altında son durumun TL bazında gevşemeye başladığını söyleyen CCK Kuyumculuk İşletmecisi Cüneyt Coşkunalp, pazartesi günü durumun daha da netleşeceğini dile getirdi. Aralık ayını iç piyasadaki döviz fiyatları yönünden çok belirleyici olduğunu söyleyen Coşkunalp, bunun 3 ana etkeninin Amerika'daki dava, faiz artırım süreci, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararının olduğunu söyledi. Altın özellikle bugün itibariyle TL olarak biraz gevşemeye başladı. Bunun iki sebebi var. Birincisi dolar TL fiyatı ucuzluyor aşağıya. 3.98'lerdeydik. Bugün itibariyle 3.92'ye 3.93 bantındayız. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi de altın onsu 1.293 dolara kadar çıkmıştı. Bugün itibariyle şu anda 1.225 dolar. Bu da etkili oldu. İkisi bir araya gelince 164.500'e kadar çıkan külçe altın fiyatları bugün itibariyle 161 lira 50 kuruş civarında seyrediyor. Beklentimiz pazartesi günü özellikle birçok açıdan daha netleşmiş olacak. Birincisi kamuoyunun da iyi takip ettiği gibi Amerika'daki davayla alakalı bunun gelişimi ve sonuçları döviz fiyatı üzerinde etkili olacak. Her iki yönde de hareket edebilir bu gelişmelerle. Göreceğiz. İkincisi de Aralık ayı içinde hem Amerikan Merkez Bankası Fed'in hem de iç piyasada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artırım kararları olacak. Bu da ayın 15'i ile 25'i arasında netleşmiş olacak. Bir şey demek için bugünden erken tamamen gelişmeler önümüzdeki 10-15 gün içinde kendini gösterecek. Türk lirasını baz alarak yatırımcılar hareket etmelerini öneririm. Burada gerçekten dolar ve euro fiyatı ve külçe altın fiyatı tarihi seviyelerde. Yani Türk lirası bazında hiç bu rakamları görmemiştik. 164.50 altın fiyatı, 4 liraya yakın 3.98, 3.99 dolar fiyatı. Daha önceki maliyetlerini bence realize edebilirler geçici sürede olsa. Bu da aynı zamanda hakikaten piyasada olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bankada döviz yatırımları bulunanlar bankadan satmaları daha olumlu olacaktır. Bu regülatör görevi görüyor aynı zamanda. Bir de gerçekten bu Aralık ayı iç piyasadaki döviz fiyatları yönünden çok belirleyici olacak. Çünkü 3 tane ana etken var. Demin de söylediğim gibi. Bir, Amerika'daki dava. İki, Amerika'daki faiz artırım süreci Amerikan Merkez Bankası'nız ve 3 piyasadaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı bunda çok etkili olacak. Yatırımcıların önerimiz şu an için beklemeleri, önümüzdeki 10-15 günü çok iyi takip etmelerini tavsiye ederim. Yani son olarak söylediğim, altın uzun vadede her zaman karlı ve iyi bir yatırımdır. Şu an için fiyatı yüksek görünebilir. Ama dediğim gibi Türkiye'de altının hesaplanmasında kullandığımız katalizatörler ve parametreler tamamen dövizle ve onsla alakalıdır. Şu an için her ikisinde de bir kesinlik yok, belirsizlik var. O yüzden dolar fiyatını, daha doğrusu döviz fiyatını inandığı yerden alış satış yapmalarını öneririm.